Herkes tam var. Hepinize karşınızda bugün selleyle, 2. ikinci takım gelmeden ki son paket açılımı yapacağız kendi hesabımıza. Yani muhtemelen paket açmam. 2. takımım geldiğinde açarım. Çünkü iki gün var. İki gün boyunca biraz da paket biriktirelim. Gene 30 küsür tane paketimiz olmuş zaten. iki tane top Player Pick yaptım. onlara da 84-5 açmak için yaptık. Bakalım inşallah güzel bir paket açılımı olur diyoruz. E, kadroyu da göstereyim. Kadro en son bu şekilde. Yani VL oynamadım. Geçen haftanın e, elemesi oynamıştım. O yüzden VL direkt katılabileceğiz. Muhtemelen VL direkt e, Cuma gününden oynayıp e, hemen bitirmeyi düşünüyorum. Bu hafta oynayacağım zaten VL. Sağ bekimizde yükseltiyoruz. Gerra Gurtia mı? Öyle bir şey adı tam, e, adını tam bilmiyorum. Athena var. Claudio Pina var. Claudio Pina'dan çok memnunum. da hani kötü değil abi. Bence iyi. Biraz kırılgan onun dışında pek bir eksisi yok gibi. Videoyu beğenmeyi, kanal abone olmayı arkadaşlar. 3, 2, 1 gönder gelsin. Hadi bakalım Totvi. Ver o. Obo. Obo. Yani Lucio var. Bir de bu geldi bilmiyorum. Yani yani kötü kart değil. Volt altı halinden çok bir farkı yok aslında. Hani 1, 2 falan. Hani pas belki 2 artmıştır ama çoğu şey 1 arttı. Çok büyük bir fark yok aslında. 1 milyona giden bir kart. 900 küsür kaya giden bir kart. Bilmiyorum yani Rusya'dan iyi olur. Orası ayrı. Ben Rusya'yı çok sevdim ama e, Rusya'yla yaşının şöyle bir kötülüğü var abi. İkisinde de blok olduğu için hani Areal özelliği baya bir ekstraydı Van Dijk açısından. Van Dijk'ı deneyeceğiz abi. 3, 2, 1. Zabırt dedik. Diğer Totvi. Lukman geldi. Hoş geldin hocam. Yani dün de bir tane Totvi yaptım. Ondan da Milinkovic Savic geldi. 84-5'e dedim Milinkovic Savic'i Asbim dedim bayağı yüksek bunun reytingi dedim. Hani bu da aynı oldu abi. Yani 3'tür. Totvi'den yana biraz daha şanslı gibiyiz yani bilmiyorum. Bir tanesi de zaten direkt oynayacak adam geldi ve ilk defa ben oynayacak bir adam çektim. Belki bu Totvi'yi yani hiç yoksa 150 kere yapmışızdır. Abartısız söylüyorum. Çünkü bayağıdır var Totvi. Hani çok uzun zamandır yapılıyor. Keşke bu SPC'lerin üstünde ne kadar yapıldığı yazılsa böyle bir şey keşke olsa bunları atacağım abi yani çok duplicate var e, kulübümde player pick yapacak kadar da nadir oyuncu yok normal altın var hep nadir oyuncu fazla yok aslında şöyle bir şey yapılabilir normal altın oyuncuları yükseltmeden nadir oyuncuya çevirip 3 nadire çevirip o 3 nadirin bir nadirini player pick'e basıp bir şeyler yapılabilir ama buna bir grind lazım. Biraz zaman ayırmak lazım aslında. Yapılabilir ama şu an bu videoyu çekmek istediğim için şu an uğraşamayacağım. Bu videodan sonra ama onu video dışı muhtemelen yaparım. Player pick yaptım mı? Yaklaşık 20 tane falan yaptım toplamda hani ayrı ayrı böyle zamanlarda yaptım. Bir tane endo geldi. Endo'nun yanında pop geldi. O yüzden pop'u aldım. Onun dışında 87 geldi, 86 geldi. Alptan takımı falan geldi yüksek. 86 falan geldi galiba. 85-86'lık. Yani kötü gelmedi aslında. İyi geldi. Yani 80 artı player pick bayağı iyiydi. Bugün 84-5'i yapabilecek miyiz? E, dün bir tane 84-5 öyle video dışı açtım kendim. Telefonda iş yerinde yapmıştık. Orada Coates'in kartı yapılır abi. Bak fiyatı ucuz. Yani ne durumda bilmiyorum Sporting. Ama... Artın o hali bile hani bazen şöyle oluyor yani yedekte bir defans oyuncusu oyunu aldığında çok daha iyi performans sergiliyor olabilir. O yüzden hani onun için bile yapabilirsin. Çok pahalı bir şey değil. Ratingi de yüksek. Hani elinde WK'leri neye basacağım diye düşünürsen bu ateşe basabilirsin. Yarın bir gün ne bileyim bir oyuncu gelir. Onunla kimyalanır. Kullanırsın. Ya da yarın bir gün çok fazla ikonlarla dolu bir kadron olur. O kart e, kadrona dahil edebilirsin. Çünkü çok pahalı bir kart değil. Mining'den geldi herhalde. Çok pahalı bir kart olmadığı için tercih meselesi ama bence yapılır. Yani ben şahsen e, yapılacağını düşünüyorum. Boates'in Ben de yapmayı da düşünüyorum. Çünkü 95 fiziği var. E, 90 defansı var galiba. Shadow basında zaten fulleniyor abi. Yani. O da 90 defansı Shadow basında mı oluyor bilmiyorum ama öyle bir şeydi. Yani fulleniyor. Hızı falan da yüksek. Hızlanması bayağı iyi. Bir de ne özelliği var? Tabii ki kas özelliği var. Güçlü kas. Ben özellik. O da bayağı bir ekstra aslında. Onun yanında e, defans olarak herhalde bir özelliği daha var. Hayma herhalde o vardı. Onun işte pek bir defans özelliği yok. Tabii ki bu bir eksi. Ama dediğimiz gibi ilk 11 şu an oynamasa da e, yükseldiğinde kesin oynar. Veya yedekten her türlü dediğimiz gibi 60'tan 70'ten sonra yorulan bir defans kadrona iş yapar abi. Hocam promo vereceksin herhalde bugün he? Lobotka göreve basmıştık. Gene geldi. Dedim robot'a kesin gelir dedim. Hatırlamazdı gerçi benim bastığım bu satılabilir bir paket ama. Yanında Sule ile beraber hoş geldin dostum. 3, 2, 1 gönder gelsin. Küçük üstü elektrum. İki kere Totfi yaptığımız için e, muhtemelen Totfi'nin paketleri de burada zaten. O yüzden hani onları da açacağız. Biraz kötü paketler. Karışık paketi falan var. Ama gene de belli olmuyor abi. Yani gümüş yükseltmeden promo çektik. Altın yükseltmeden promo çektik. O yüzden her şey olabilir. Bu işler tamamen şans işi. Yani ikon bile aldım abi. Telefondan. Beckham hala duruyor göreve basmadım. Çünkü henüz bir şey yapmadık. Bugün e, promo olarak ne geldi bu arada? Rodigo e, Rodrigo de Paul geldi. Rodrigo de Paul'un kartının Bende olan bir kartı vardı şampiyonlar gibi bilenler bilir o kart e, güzeldi o kartın bir tık üstüne getirmişler Ekstradan Batarya özelliği var Yorulmuyor Yani çok büyük bir ekstrası yok kartın e, Kart 240k'ya yapılıyor yani Kadruna uyuyorsa yapılabilir kötü bir kart değil aslında iyi bir kart 4-4 zaten Hani batar özelliği olması tabii ki bir ekstra Staminası normalde zaten 96'ymış 98 olmuş ama playstyle'lerinde bir artış var. Normalde bu kadar playstyle yok bu karakterin. 3, 5, 6 tane playstyle var şu anda. Normaldeki herhalde 4 tane olması lazımdı. Aynen 4 tane playstyle var. 2 playstyle eklenmiş. Yani bence tercih meselesi tabii ki. Hani yapabilirsin. Sana kalmış. Yani çok böyle aman aman bir şey değil. Ama orta sahada bir bir takviye için hani satılamaz bir kadro için yapılabilir. Yapanlar olur diye düşünüyorum. Çünkü bu bir tane Füsun Star gelmişti ortasa. Hatta ülkesi farklı gelmişti. Onu bile yapan bayağı olduğu söyleniyor. Hadi bakalım. Ah işte bak sol bekçi olmadı. O da Little into the Middle gelmesi bizim için çok daha iyi olurdu. Ve devam ediyoruz hadi. Şu paket açılımına bir şov yapalım. Artık yani izlenmelerimiz uçsun abi. Çok böyle bir şey çıkmadığı için de izlenmiyoruz. Yalan yok yani bir şey çıkartamıyoruz. E, toti'den sonra bayağı bir durgunlaştık. Artık yemek alanına falan döneceğiz ha bu arada. Böyle bir şey olacak yani. Bu gidişle herhalde biz de tuhaf lezzetlerine başlayacağız gibi görünüyor abi. Başka bir açıklaması yok çünkü. Bir şey alamıyoruz. Bir şey alamayınca video izlenmiyor. İzlenmeyince de bize bir getirisi yok. Baksana gelen adama bak. Vinaldum. Bunları böyle atalım ya. Hop. İyi para. 1.4K. Paramız ne kadar olmuş? 193K olmuş coin'imiz. Güzel. Güzel hocam. Megalar var. Hadi bakalım gelsin. Salsa bir paketler. Kim geliyor? SLK. Arsenal. 87 miydi? 86 mıydı? Yok o da değilmiş. Ford. Onun ülkesi de farklı olabilir. Ben başka birinde söylemiş olabilirim de. Benim o düşündüğüm kişi o değildi. Hadi bakalım hadi. Gelsin. Altın paketi verdi. Ben bu paketten aldım işte Kevin Debrin'i. Bu paketler nasıl Kevin Debrin geldi ya? haftan takımı mı geldi gerçekten? Abi bu pakette bir şey var ya. Bu pakette bir şey var. Gerçekten çok iyi abi. Satılabilir yani bir daha. Gronov. de yeni haftan takım bu arada son zamanların en iyi haftan takımı geldi. Yani belki hani bize çıkmayacak. Talant var, Vinicius Junior var, Stamney var. Yüksek birkaç tane daha oyuncu var. Belki bize bir şey çıkmayacak ama gerçekten son zamanların en iyi Haftanın takımı. Özellikle Vini bayağı iyidir. Haaland da kötü olacağını zannetmiyorum. Haaland'ın da fiyatı pahalı olur abi. Haaland çünkü potiden sonra bayağı bir kullanıyor herkes. Şu an Haaland 941k. Vini 4.7 milyon diyor da o kadar değil. Yani onun düşeceği bir buçuk falan düşer herhalde. Onun dışında başka kim varmış? Declan Rice var. Theo var. Aynen de Theo vardı. Theo Hernandez'de 647k'ya gidiyor. Ama o da muhtemelen düşer biraz. Onun dışında Diğerler hep normal fiyat. 20k'ya gidiyor. Bir de Orsolani var. 37k'ya giden. O ratingden dolayı galiba 37k. Bilmiyorum yani bir şeyler yapacağız. Atabiliriz de bu Totvi'yi. Çünkü çok fazla burada duplicate gelecek. O Totvi'yi satabilir abi. Yani 23k çok para değil aslında ama 23k'ya daha iyi şeyler alınabilir dedik ama bu ne geldi ya? Gerçekten Virt mi? Hoffman mı? Sen Abi sen ne yaptın ya Florian Wills zannettik ama 3, 2, 1, 81, 2 geliyor. Hadi gelsin. Fransa. Defans dedin mi geçeceksin abi. Ha var. Yanda Lyman'le geldi. Hadi hocam. 81, 2'ye. Bizim yüzümüzü güldürün be. Böyle bir ark. Abi ne kadar şey var geliyor. WK Show ya bakar mısın? Buna atarım. Bir taneden bir şey olmaz. 3-4 tane gelse böyle arka arkaya. 2-84 olsaydı farklı olurdu. Almanya. Müller hoş geldin. Hoffman değildir inşallah abi. Yani Hoffman abi bu ne böyle? Geçen videoda bir İngiltere havuzuna gittik biliyorsunuz. Full İngiliz geldi arka arkaya 3-4 tane. Bugün de onun bir değişik olduğu gibi. full Almanya gelecek herhalde. Haller. Bugün bu sıradan gidiyoruz. Sebastian Haller. Onu da göreve bastığım en çok oyunculardan birisi. Sebastian Haller de çok fazla geldiği için genelde ilk onu atıyorum. İspanya. Meo. Hemen geçiyorum. Bir ara dedim acaba kendimi mi çekeceğim dedim ama kendimi çekmedim. 3. 2 1 1 84 tek ya abi 84 tekten de bir şey gelmedi Fransa Olvet Paris Katoto Olumani değil değil mi ya yapma ya Abi 84'ten verme yani bu kadar fake yemeyelim yani Mbappé'ye bak söylemedim bile farkındaysan Mbappe hiç aklıma bile gelmiyor Gerçi gelse de pek bir önem şey yapmıyor. Göreve basar. Yani Mbappe ne yapacağız? Baksana abi yani çok kötü geliyor ya. 81-2'de aslında günlükten geliyor herhalde. Bu çok da önemli bir şey değil ama gene de işte insanlar e, bunlardan da bir şey çıkartıyor abi. Hadi. Hollanda. Haleci geç ya geç. Pleken. Ring Lozano. Şükü Lozano. 84 tek. Hadi. İspanya. Haleci. Panos. Ooo. Böyle olmaz ama ya. Baya bir kötüye doğru gittik. Ben bunları hak etmiyorum. Hadi dostum. Haftan takımı. Hollanda. SLO. Fakat kim var ya? Uykusu gelmiş. Baya da hızlı. Bu kadar koşarsan uykun gelir tabi. Kardeşim benim hoş geldin. 84-5 yapacağız daha seninle dur. 83 var. Sezonu bitirdik diye o en sonda bir 84-20 var abi. 83-3. Brezilya. TTP. Chelsea. Oldu. Paris'i beklerken Chelsea geldi. Güzel. Tablikate yok. 3, 2, 1. Gönder. Gelsin. Hadi. Gene promo yok. İngiltere Sağ kanat MİT değildir MİT'tir inşallah Yani ama tek gelmesi kötü oldu mitin gelmesi iyi de Tek gelmesi kötü oldu w Oo iyi Bir haftan takımı daha Of 85 atılabilir varmış çok güzel 3 2 1 Hadi hocam Geliyor Hadi gelsin Haftanın takımı gene Ne oldu ya Haftanın takımı günü mü Kim var ya Ruben Diaz arkasında geliyor. Kaç geliyor lan Ruben Diaz'ın arkasında? Rano! Biraz önce gelen de, kaleci geldi. Abi ya şu Ruben Diaz arkasında gelmesin ya. Ve heyecanlanıyorum lan. Acaba falan falan mı geliyor diye düşünün. Bir Stones daha geldi kardeş. Gerçekten inanılmaz. Vallahi bak çok iyi bir şey bu. Bugün haftanın takımının kabul günü herhalde. Bilmiyorum yani. Normalde kadar gelmez. Bazen de böyle oluyor işte. Arka arkaya atıyor. Roma vermiyor ama 845 için bize gidiyor veriyor onu. Hadi bakalım gelsin. Roma geldi sonunda. Arkasında kim var ya bunun? İyi bir şey ver be. Yani şöyle gerçekten ikon da geliyor bu arada ama ikon hiç gelmedi de ikon da gelebiliyor. Gerçi ikonda da kötü şeyler var. Bu var abi bize geldi bu ya. Ya artık yani suratı bile yok adamın onu bile tanıyorum ya. Adam suratı yok. Stones ne yapıyorsun sen kardeş? Sen başka işin gücün yok mu? Sürekli geliyorsun. Bugün buradan var ya. Paketleri böyle görevleri bitirerek ayrılacağız herhalde. Stones'lar sağ olsun. Bugün Stones günü. Haller günü değil. Hadi 84-5 bir Stones daha ver bize. Almanya. Kaleci Neuer. Her şey daha iyi durdu ama Neuer. Abi arkasını ver ama. Kurban olurum sana. Bir uçurtma. Hadi dostum. Ver haftan takım ver bir tane daha. Ver. Öbi ya. bir tane oyuncuyu atarım abi. Uğraşmam. 84 bir tane uğraşılmaz. Sabırt. Messi mi? Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Lionel Messi. Bu sene üçüncü çıkartışım herhalde Messi. Yani şu Toti bug'ı vardı. Herkes Messi aldı. Onu da Messi alamadık ama üçüncü kez Messi'yi çekiyoruz abi. Helal olsun. Vallahi helal olsun ya. Bu adam neyin nesi? Arkada Trinka ile beraber güzel. Oo, tadım iki tane de 84 dubliket değilmiş. Data bir varmış elimizde. Müthiş oldu. 85 2 kapırdak dedik. Gold'larla geliyor Almanya. SNT. ayar Münih. Yapma beşüller. Yapma beşüller. Yani ne oluyor lan böyle? Kaçtan haftan takımı çıktı? O haftan takımı günü mü bugün? Evet haftan takımı bugün geldi. Evet haftan takımı günü. Bugün çarşamba. 3, 2, 1. Haftanın takımı günü. 86-3'ten de gol çekmezsin. Ha, yani duble yani zaten onun kaçarı yok duble de. Mid arkası o. Semir hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ama boş geldin biraz. Biraz boş geldin hocam. İşte Wkate. Son 84-5 galiba. 3, 2, 1. Yolladı gitti. Gene gold. İngiltere gene. Tepe sol kanat. Sol kanat dedin mi? Hemp geldi. Hayret lan ilk defa geldi. Ben Grealish bekliyordum. Vallahi hiç beklemedim Hemp'i. Hani belki çok nadir çekmişizdir. Rodri. Öf 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 öf. Yani pakete göre hani kötü bir başlangıca göre iyi bir devam ediş. Sons kardeşim maşallah kaldığın yerden devam ediyorsun ya. Geliyoruz çocuklar. Geliyoruz. Arışıktan altın aldıysak bu işte bir şeyler olabilir. Bu işte bir şeyler olabilir. Coronado mu öyle bir şey geldi herhalde. Coronado. Bu Amerika'da şey değil miydi? Eyalet farklı bir şey miydi? Colorado'ydu işte o da farklı değil. 3, 2, 1. Benim için aç, için açıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bu da sizin için gelsin. Hadi bakalım. Güzel bir başlangıç olsun hadi. Güzel. Tut nananji. Sanki. Değil mi? Aynen. Yanında kim var peki? Sal. Beni artık bir sal be. Beni bir sal be. Gümüş yükseltmeden geliyorsun. Buradan bu videoda iki kere geldin. Diğer videoda iki kere mi ne geldin? Buna zaten sata bir üç kere mi ne geldi bana ekstra? Hani video dışı ve videonun içinde. Toplamda bu herhalde 5 oldu. Aynen 5 oldu. 2 kere satılabilir. 3 kere satılamaz geldi. Kardeşim bizi bir sal artık. Kudnan Hoş geldin. Yani sen de yedek olursun diye düşünüyorum. Öyle çok büyük bir ekstrası olan bir kart değil herhalde de. Ben falan da geldi bu arada. Aynen 25 kala bir kartmış. 4-5. Şu an yani aslında yedek olur ha. Yedek olur da pozisyon alma çok düşük abi. 4-5 olan bir insanın hızının bu kadar iyi olup fiziğinin zaten inanılmaz iyi olup yani nasıl oluyor da abi sen bu at... ben inanamıyorum ya. 83 atak pozisyonu çok kötü abi. Bir forvete göre bilmiyorum çok kötü yani. Daha bundan daha iyisi olabilirdi diye düşünüyorum. Ama neyse yapacak bir şey yok. EA her zamanki gibi bizi şaşırtmadı. 6 tane kopyamız var. E, o bir Rodri daha falan. Satılabilir. Yok arkasında hep satılamaz. Yani bir şey gelirse e, direkt yapabilirim. Şu an ikon yapılmıyor. İkon yok. ikon player pick yok. Yani Claudio Penal oynamayı çok seviyorum. Güzel bir kart çünkü. Lizarazu'nun yerine e, acaba Davis mi yapsam diye düşündüm ama Lizarazu da kötü değil abi. Gerçekten yani beni bayağı bir memnun ediyor. Bu ne kadar bu arada. 500 kalıkta bir değeri de var. Kötü bir kart değil. Yani bunu da 7 atmak da istemem açıkçası. Şu kardeşim zaten şimdi 7 atacağız bu arada. Buraya geliyor kral geliyor buraya. Buraya eski kral gene kadrosuna geri dönüyor. Yani upgrade alarak geri geliyor. Hoş geldin kral. Yani aradaki farka bir bakalım. E, Lucio daha hızlı. Şutu iyi. Pası iyi. Dribbling iyi. Defans iyi. Fizi iyi. Ama öbürü de Van Dijk. Yani özelliklerine baktığımızda oyun tarzlarında aerial ve akrobatik var. Savunmada da iki özelliği var. Savunmada 4 özellik var. Aerial var. Akrobatiye gerek yok. Sert kafa var. Pas var. Pas e, bu arada şeyde yok. Lucio'da yok. E, Lucio'da blok var. Sezgi de yok bu arada. Onda kayma var herhalde ya değil mi? Aynen onda kayma var. Yani bilmiyorum. Bakacağız ya deneriz. Yani ikisi de çok iyi kart aslında. Yani bu kart kötü değil zaten. Kart da bayağı iyi. Zaten Van Dijk'tan buna geçtik. Cordoba'yı falan da hep göreve basmıştık. Bu sene e, defansif anlamda çok oyuncu çektik aslında. E, güzel de oldu. Buraya zaten kafamız var bu arada. Hani o oynayacak diye değil. O sadece yedekten hani yardımcı olur diye. Öylesine hani yapıyorum kaç maç olmuş. 8 maç oynamışız bile. Zaten MDO falan da oynuyor. Defans da oynuyor. Her türlü bir şekilde kadrolara dahil olur diye düşünüyorum. İzlemeye devam edin. Laf fazla uzatmayalım arkadaşlar. Önümüzden geldiğince güzel bir paket açılımı yapmaya çalıştık. Totvilerle dolu. Aslında kadromuza bir tane de takviye olan güzel bir paket açılımı oldu. 3 stardan yana şansımız gene yoktu ama olacağına inanıyorum daha iyi. ikinci takım gelecek bir şey çıkartacağız ikonlarda güzel kartlar var hedef ikonlardan aslında iyi bir şey almak ama sağlık olsun diyoruz bizi takipte kalın videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar sana basıp bildirimlerden haberler olabilirsiniz bütün hani bildirimlerimiz anında size erkenden gelir yani YouTube'a girdiğinizde görmek yerine telefonunuza bildirim olarak gelir arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum bay bay